222. sayfa alıştırmalar 1. Kare şeklindeki bir fayansın çevre uzunluğu 112 santimetredir. Fayansın bir kenarı kaç santimetredir? Şimdi karenin dört kenarı olduğu için ve dört kenar da birbirine eşit olduğu için 112'yi 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu buluruz. 11'in içerisinde 4 2 keredir. 2 kere 4 8. Çıkardığımızda 3 kalır. 2'yi indiririz. 32. 32'nin içerisinde 4 8 keredir. 4 kere 8 32. Karenin bir kenar uzunluğu 28 santimetreymiş. 2. Çevre uzunluğu 10 metre, uzun kenarı 3 metre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki halının kısa kenarının uzunluğu kaç metredir? Şöyle yapalım. Küçük bir halı çiziyorum şuraya. Bu halının uzun kenarı 3 metreymiş. Şurası da 3 olur. Şimdi çevresi 10 metre ise 3, 3 daha 6 yapar. Geriye 4 kalır. O halde buralar ikişer metre olmalıdır. Yani halının kısa kenarı 2 metre. Bunu şöyle yapıyoruz bakın. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6 oluyor uzun kenarların toplamı. 10'dan 6'yı çıkarıyorum. 4 kalıyor geriye. 4'ü de 2'ye bölünce kısa kenarlardan birinin uzunluğunu 2 metre olarak buluyoruz. 3. Karenin çevre uzunluğu ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi yazınız. Evet, karenin çevresi 1 kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. 4 çarpı kenar uzunluğu diyelim. 4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi yazınız. Kısa kenar artı uzun kenar bunun 2 katı çarpı 2 dikdörtgenin çevresini verir. 225. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki noktalı kağıtta çevre uzunluğu 36 birim olan farklı geometrik şekiller oluşturunuz. Kenar uzunlukları 9 birim olan bir kare çizebiliriz. Bunun çevresi 36 birim olur. Bir dikdörtgen çizebiliriz. Kenarlarından birisi 8, diğeri 10 olduğunda bunun çevresi de gene 36 birim olur. Başka bir dikdörtgen çizelim. Bunun kısa kenarı 5, uzun kenarı da 13 olduğunda çevresi 36 birim olur. Kısa kenarı 6, uzun kenarı 12 birim olan başka bir dikdörtgen çizebiliriz. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 15 birim olan bir dikdörtgen daha çizebiliriz. Bu geometrik şekillerin hepsinin çevresi 36 birimdir. 2. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen geometrik şekillerden aynı çevre uzunluğuna sahip olanları belirleyiniz. Evet. Birinci şekle bakalım. Bunun bir kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun çevre uzunluğu 6 kere 4, 24 birimdir. Evet. Bunun kısa kenarı 6, uzun kenarı ise 8. Çevre uzunluğu 6 ile 8'i toplarız 14, 2 ile çarparsak 28 olur. Bunun bir kenarı 8, diğer kenarı ise 9. Bunun çevre uzunluğu 8 ile 9'u toplarız 17, 2 ile çarparız 34 olur. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı 4, uzun kenarı 10. Bunun çevre uzunluğu ise 10 ile 4'ü toplarız 14, 2 ile çarparız 28. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı ise 12. Bunun çevre uzunluğunu hesaplayalım. 12 ile 5'i toplayalım 17. 17 ile 2'yi çarptığımızda 34 olur. Bunun kısa kenarı 3, uzun kenarı ise 9. Bunun çevresini hesaplayalım. 3 ile 9'u toplayalım. 12, 2 ile çarpalım 24. Şimdi çevreleri eşit olanları eşleştirelim. Evet, bununla bunun çevresi eşit çıktı. Bununla bunun çevresi eşit çıktı. Bununla da bunun çevresi eşit çıkmış oldu. 229. sayfa. Alıştırmalar. 1. Osman Bey yeni aldığı yandaki televizyonun çevresine şerit koruyucu yapıştıracaktır. Televizyon uzun kenarı 96 santimetre, kısa kenarı 54 santimetre olan bir dikdörtgen şeklinde olduğuna göre Osman Bey'e kaç metre şerit gerekmektedir? Televizyon dikdörtgen şeklinde, uzun kenarı
96, kısa kenarı 54 santimetre. Bu dikdörtgenin çevresini bulmak için 96 ile 54'ü toplayıp 2 ile çarparız. 96, 54 daha 150 olur. 2 ile de 150'yi çarptığımızda şeritin uzunluğunu 300 santimetre olarak buluruz. 2. Şenay iple yandaki geometrik şekilleri oluşturmuş. Şenay bu şekilleri oluşturmak için kaç santimetre ip kullanmıştır? Evet, birinci şeklimiz bir kare. Karenin çevresini bulmak için bir kenarı 4 ile çarparız. Bir kenar 14. 14'ü 4 ile çarptığımızda 56 santimetre buluruz. İkinci şekil bir dikdörtgen. Bunun çevresini bulmak için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparız. 18, 9 daha 27 yapar. 2 ile 27'yi çarptığımızda çevresini 54 santimetre olarak buluruz. 3. Bir kenarının uzunluğu 45 metre olan kare şeklindeki arsanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu iş için kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır? Şimdi karenin çevresini bulmak için 45 ile 4'ü çarparız. İşlemin sonucu 180 santimetredir. 3 sıra dikenli tel çevrileceği için 180 ile de 3'ü çarparız ve toplam dikenli tel uzunluğunu 540 metre olarak buluruz. 4. Yukarıdaki verilenleri kullanarak çevre uzunluğu hesaplamayla ilgili bir problem kurunuz. Kısa kenarı 65 metre, uzun kenarı 105 metre olan dikdörtgen şeklindeki futbol sahasının çevre uzunluğu kaç metredir? 233. sayfa alıştırmalar 1. Yandaki karenin alanı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanabilir? Evet, karenin bir kenar uzunluğu 5 birim. O halde bunun alanı 5 çarpı 5 işlemi ile hesaplanabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Aşağıdaki şekillerin alanlarının kaç birim kare olduğunu belirleyiniz. En soldaki karenin bir kenar 3 olduğu için bunun alanı 3 kere 3, 9 birim karedir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 2, uzun kenarı 7. O halde alanı 2 kere 7, 14 birim karedir. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 4. 3 kere 4, 12 birim karedir. Buradaki dikdörtgenin alanını sayarak bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 birim karedir. Buradaki karenin de kenarları 7'şer birim. Dolayısıyla alanı 7 kere 7, 49 birim kare eşittir. 3. Aşağıdaki karelerden birinin alanını birim kareleri sayarak, birinin alanını toplama işlemi yaparak, birinin alanını çarpma işlemi yaparak hesaplayınız. Evet, en soldakini birim kareleri sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bunun alanı 49 birim kare. Şimdi bunun alanı da toplam işlemi yaparak yapalım. Şimdi bir sırada kaç tane var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Şimdi şurası da 9, burada 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 da 9. Şimdi bunların hepsini toplayalım. 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, toplam 81 birim kare. En sağdaki ne yapalım? Bunu da çarpma işlemi kullanarak yapacağız. Bir kenarı 5 birim, burası da 5. 5 ile 5'i çarptığımızda bunun alanını 25 birim kare olarak buluruz. 4. Aşağıdaki dikdörtgenlerden birinin alanını birim kareleri sayarak, birinin alanını toplama işlemi yaparak, birinin alanını çarpma işlemi yaparak hesaplayınız. En soldakini birim kareleri sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bunun alanı 30 birim kare. İkinciye bakalım. Bir sırada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada da 8, burada da 8, burada da 8, burada da 8. Toplayalım. 8, 8, 16, 8 daha 24, 8 daha 32, 8 daha 40. Bu da 40 birim kare çıktı. En sağdakine bakalım şimdi. Kenarlarından bir tanesinin uzunluğu 7 birim. Diğeri ise 12 birim. Şimdi 7 ile 12'yi çarparak
84 birim kare olduğunu buluruz. 236. sayfa alıştırmalar. Aşağıda verilen nesnelerin kütlelerini gram cinsinden noktalı yerlere yazınız. Yarım kilogram pirinç bu 500 gram eşittir. Çeyrek kilogram ise 250 grama eşittir. Yarım kilogram aynı şekilde 500 gram. Çeyrek kilogram da 250 grama eşittir. 238. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki nesnelerin kütlelerini kilogram ve gram birimlerini bir arada kullanarak noktalı yerlere yazınız. Soldaki şekilde bir kavun var. Kavun ağırlığı 5 kilogram ve 500 gram. O halde kavunun ağırlığını 5 kilogram 500 gram şeklinde yazabiliriz. Buradaki patlıcanların ağırlığı 2 tane birer kilogramlık var. Bunların toplamı 2 kilogram olur. 3 tane de 250 gramlık var. Bunların toplamı da 750 gram olur. Patlıcanların ağırlığı 2 kilo 750 gram eşittir. 2. Çantanızdaki defter ve kitapların kütlesini eşit kollu terazide kilogram ve gram ağırlıklarını bir arada kullanarak ölçünüz. Ölçüm sonucunu söyleyiniz. Ölçüm sonucu çantamdaki defter ve kitapların toplam kütlesi 3 kilogram 250 grama eşit çıktı. 240. sayfa alıştırmalar 1. Tonun kullanıldığı yerlerden bazılarını yazınız. Kamyonun ağırlığı ton ile ölçülür. Sonra kömürleri tartmakta ton kullanılır. Odunları tartmakta ton kullanılır. 2. Miligramın kullanıldığı yerlerden bazılarını yazınız. İlaçlarda kullanılır miligram. Sonra çok küçük böceklerin ağırlığı mesela. Böceklerin ağırlığı miligramla gösterilir. Kuyumcularda da aynı şekilde miligram kullanılır. 3. Aşağıdakilerden hangisi tonun kısaltılmasıdır? A şıkkı kilogram, B şıkkı gram, C şıkkı TN, D şıkkı T. Evet, bu tonun kısaltılmasıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi miligramın kısaltılmasıdır? A şıkkı metre, B şıkkı miligram, C şıkkı gram, D şıkkı kilogram. Miligramın kısaltılması B şıkkındaki gibidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 245. sayfa alıştırmalar 1. Miligram ile gram arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 1000 miligram 1 grama eşittir. 2. Aşağıda verilen kütleleri miligram birimi ile ifade ediniz. 4 gram 4000 miligrama eşittir. 8 gram 8000 miligrama eşittir. 17 gram 17000 miligrama eşittir. 3. Aşağıda verilen kütleleri gram birimi ile ifade ediniz. 5000 miligram 5 grama, 9000 miligram 9 grama, 24000 miligram 24 grama eşittir. 4. Gram ile kilogram arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 1000 gram 1 kilograma eşittir. 5. Aşağıda verilen kütleleri gram birimi ile ifade ediniz. 3 kilogram 3000 grama eşittir. 7 kilogram 7000 grama eşittir. 35 kilogram 35.000 grama eşittir. 6. Aşağıda verilen kütleleri kilogram birimi ile ifade ediniz. 19.000 gram 19 kilograma eşittir. 83.000 gram 83 kilograma eşittir. 104.000 gram 104 kilograma eşittir. 7. Kilogram ile ton arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 1000 kilogram 1 tona eşittir. 8. Aşağıda verilen kütleleri kilogram birimi ile ifade ediniz. 6 ton 6000 kilograma eşittir. 57 ton 57.000 kilograma eşittir. 238 ton 238.000 kilograma eşittir. Kilograma eşittir. 9. Aşağıda verilen kütleleri ton birimi ile ifade ediniz. 8000 kilogram 8 tona eşittir. 41.000 kilogram 41 tona eşittir. 60.000 kilogram 60 tona eşittir. 248. sayfa alıştırmalar 1. Marketten
yarım kilogram kaşar peynir, çeyrek kilogram ezine peyniri, 250 gram tulum peyniri ve yarım kilogram beyaz peynir aldık. Marketten kaç kilogram peynir aldık? Şimdi kaşar peyniri yarım kilogrammış. Bu 500 gramdır. Çeyrek kilogram ezine peyniri alınmış. Bu 250 gramdır. 750 gram tulum peyniri alınmış. Ve yarım kilogram beyaz peynir. Bu da 500 gramdır. Toplayalım. 500, 250 daha 750, 750 daha 1500, 500 daha 2000. Toplam 2000 gram. 2000 gram ise 2 kilograma eşittir. Marketten 2 kilogramlık peynir aldık. 2. Kütlesi 19 ton olan bir tıra her birinde 25 kilogram kömür bulunan 160 torba kömür yüklenmiş. Kömür torbaları yüklendikten sonra kamyonun kütlesi kaç ton olmuştur? Şimdi her birinde 25 kilogram kömür bulunan 160 torba kömürün tamamını bulmak için 25 ile 160'ı çarparız. 25 ile 160'ı çarptığımızda 4000 kilogram olur. Şimdi 4000 kilogramı da tona çevirdiğimizde 4 ton olur. Kamyonun kütlesi 19 tondu. 19'da da 4'ü toplarsak kamyonun kütlesi kömürler yüklendikten sonra 23 ton olmuş olur. 3. Bir ambalajda kütlesi 250 gram olan margarinlerden 8 paket bulunuyor. Bu ambalajlarla dolu bir kolideki margarinlerin kütlesi 30 kilogram olduğuna göre kolide kaç adet ambalaj vardır? Evet, bir ambalajda 8 paket bulunuyormuş. 250 ile 8'i çarparsak 2000 gram yapar. 2000 gram ise 2 kilograma eşittir. Şimdi kolide toplam 30 kilogram varmış. 30'u da 2'ye bölersek ambalaj sayısını 15 adet olarak buluruz. 249. sayfa alıştırmalar. Mililitrenin kullanıldığı yerleri açıklayınız. Mililitrenin kısaltmasını yazınız. Mililitre bu şekilde gösterilir. Genelde içecek, şurup, ilaç, parfüm ve kolonya gibi ürünlerde kullanılır. 251. sayfa alıştırmalar 1. Litre ile mililitre arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 1000 mililitre 1 litreye eşittir. 2. Aşağıda verilen sıvı ölçülerini mililitre birimi ile ifade ediniz. 8 litre 8000 mililitreye eşittir. 17 litre 17000 mililitreye eşittir. 30 litre 30000 mililitreye eşittir. 3. Aşağıda verilen sıvı ölçülerini litre birimi ile ifade ediniz. 4000 mililitre 4 litreye eşittir. 26000 mililitre 26 litreye eşittir. 50.000 mililitre 50 litreye eşittir. 4. Yandaki damacanada 19 litre su vardır. Damacanadaki su miktarı kaç mililitredir? 19 litre 19.000 mililitreye eşittir. 253. sayfa alıştırmalar 1. Bir kolide miktarı 225 mililitre olan ayranlardan 20 adet bulunmaktadır. Kolideki ayran miktarını litre ve mililitre birimleriyle aşağıya yazınız. Her birinde 225 mililitre olan 20 adet ayran, 20 ile 225'i çarpalım. 4500 mililitre buluruz. Bu da 4,5 litreye eşittir. 2. 400 litrelik kolonya şişelerinden 13 tanesindeki kolonya miktarını litre ve mililitre birimleriyle aşağıya yazınız. 400 ile 13'ü çarptığımızda 5200 mililitre olur. Bunu litreye çevirdiğimizde de 5,2 litreye eşittir. 3. Sınıfımıza getirilen kolide 27 kutu okul sütü vardır. Her kutuda 200 mililitre süt olduğuna göre kolideki süt miktarını litre ve mililitre birimleriyle aşağıya yazınız. 200 ile 27'yi çarptığımızda 5400 mililitre buluruz. Bunu litreye çevirdiğimizde 5,4 litre olur. 255. sayfa alıştırmalar.
Aşağıdaki eşyalara veya bunlara benzer eşyalara 1 litreden fazla olmak şartıyla istediğiniz miktarda su doldurunuz. Doldurduğunuz su miktarını litre ve mililitre birimleriyle önce tahmin ediniz. Sonra doldurduğunuz su miktarlarını ölçerek tahmininizi kontrol ediniz. Evet. Kovaya tahmini 5 litre su doldurduğumuzu düşünelim. Ölçüm sonucunda da 4,5 litre olsun. Tahminimiz yarım litre fazla çıktı. Sürahiye 2 litre su doldurduğumuzu tahmin edelim. Ölçtüğümüzde 1,7 litre su olduğunu buluruz. Tahminimiz 0,3 litre fazla çıktı. Tencereye konulan suyu 3 litre olarak tahmin ediyoruz. Ölçüm sonucu ise 3,5 litre çıktı. Bu sefer tahminimiz ölçüm sonucundan yarım litre az çıktı. 258. sayfa alıştırmalar 1. Oktay'a iyileşmesi için doktoru bir şişe şurup vermiş. İçinde 150 mililitre şurup bulunan şişeden 5 mililitrelik kaşıkla günde 5 defa içecek olan Oktay şurubunu kaç günde bitirir? Şimdi bir günde 5 defa içecekmiş. Her birinde 5 mililitre yani 25 mililitrelik ilaç içecek. Şurubun tamamı 150 mililitre. 150'yi 25'e böldüğümüzde ilacın 6 günde bittiğini buluruz. 2. Bir bidonda bulunan 4 litre kolonya 100 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır? Şimdi 4 litreyi mililitreye çevirdiğimizde 4000 mililitre olur. Bunu 100 mililitrelik şişelere doldurduğumuzda 4000'i 100'e böleriz. Şişe adedini 40 olarak buluruz. 3. Duygu Hanım 5 litre vişne suyu ile 4 litre elma suyunu karıştırmış. Elde ettiği karışık meyve suyundan bayram ziyaretine gelen 50 kişiye birer bardak ikram etmiş. Duygu Hanım'ın hazırladığı karışık meyve suyundan hiç kalmadığına göre misafirlere kaçar mililitre meyve suyu ikram etmiştir? Evet, 5 litre vişne suyu, 4 litre elma suyu toplam 9 litre. Bunu mililitreye çevirdiğimizde 9000 mililitre olur. Toplam 50 kişiye ikram etmiş. 9000'i 50'ye böldüğümüzde 180 mililitre buluruz. Demek ki bir kişiye 180 mililitre meyve suyu ikram edilmiştir.